Sıkıştırma teoremi örnek soru 2. Bu videomuzda sıkıştırma teoremine bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Limit n sonsuza giderken kosinüs n bölü 2 üzeri n artı 1 limitinin sonucunu bulun. Sonsuza giden bir limitte pay kısmında kosinüs n veya sinüs n bulunan limitlerin sıkıştırma teoremleri ile çözümleri mümkündür. Payında koslu bir ifade içerisinin ne olduğu önemli değil veya sinli bir ifade. Çünkü kosinüs n 1 ile eksi 1 arasında değerler almaktadır. Bunu 1 bölü 2 üzeri n artı 1 ile çarparsak her tarafını bu eşitsizliğin eksi 1 bölü 2 üzeri n artı 1 alt sınırımız kosinüs n bölü 2 üzeri n artı 1 ortada. Üst sınırımız da 1 bölü 2 üzeri n artı 1 olur. Ve bize sorulmuş olan limiti bir eşitsizlikle ifade etmeyi başarmış oluruz. Bu işlemin ardından her tarafın n sonsuza giderken limitini alırsak, eğer alt sınır ve üst sınırın limitleri eşit çıkarsa, ortadakinin limiti de onlarla eşit olur, sıkıştırma teoremine dayanarak deriz. Şimdi limiti alalım. Limit n sonsuza giderken eksi 1 bölü 2 üzeri n artı 1. Limit n sonsuza giderken kosinüs n bölü 2 üzeri n artı 1. Limit n sonsuza giderken 1 bölü 2 üzeri n artı 1. Burada paydanın derecesi daha büyük olduğu için bu limitin sonucu 0 eder. Burada da paydanın derecesi daha büyük olduğu için n sonsuza giderken bu limitin sonucu da 0 eder. Dolayısıyla ortadakinin limitini hesaplamaksızın sıkıştırma teoremine dayanarak sıkıştırma teoreminden dolayı limit n sonsuza giderken kosinüs n bölü 2 üzeri n artı 1 eşittir 0 olur. Limit n sonsuza giderken bir limitin payında kosinüslü veya sinüslü bir ifade görüyorsak, her zaman için o kosinüslü veya sinüslü ifade eksi 1 ile 1 arasında değişiyor deyip geri kalan kısmıyla da bu ifadeyle çarptığımızda bu limitin içerisindekini bir eşitsizlik haline getirir ve sıkıştırma teoremiyle bunu çözmeyi hedefleyebiliriz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.